Ettim montajı aynı zamanda. Montajı merak ettim. İyi, iyi gidiyor montaj. Yani çok keyifli. Bayağı keyifli. Yani çok eğleniyorum şu an, acayip eğleniyorum. Ha, yani siz sabaha kadar sürer deyince... kaç saat sürer montaj? Neden? Çünkü ben normal şartlarda montaj kaç saat sürer diye merak ettim. Yani reklamına göre değişir ama... Bizimkisi sabah 9'dan önce bitmez. Süper. Süper. Sen benim eve dönmemi istemiyor olamazsın değil mi sen? Hayır Can Bey, ne alakası var? Sonuçta orası sizin eviniz. Neden istemeyeyim? Ya ne bileyim, polenle ilgili bir rahatsızlık falan. Yani duymuyorsun değil mi? Yok, hiç alakası yok. Dedim ya, ben sizi merak ettim. Montajı da merak ettim tabii. Aslında montajı merak ettim. Ha. Çok merak ettiysen gel birlikte yapalım montajı. Ben artık bu saatten sonra dışarı çıkmasam iyi olur Can Bey. Peki. O zaman ara. Yani sık sık ara. Tamam. Tamam. Görüşürüz. İnşallah. Amin. Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolyeler neyin nesi? Annemin deposunda kalan birkaç eşyam. Ya bir şey arıyorum da bunların içinde birinde bulacağım. Anladım. Ben biraz uzanacağım. Tamam. Tamam, bakarım. İyi günler. Kolyeler Hanım. Ben alayım. İmza alayım mı? Yok. Polen. Efendim. Bunlar sana gelmiş. Bana mı? Hı. Mutlu yıllar Polen. Fikri harika ekibi. Beşte sizdeyiz. Ya Can. Ya sen gerçekten sürprizlerle dolu bir adamsın. Öyle mi? Evet. Çok tatlı. Ben yine bakarım. Tamam. Polen Hanım'ın parti malzemelerini getirdik. Parti. Buyurun girin. Var mı daha? Evet var da. Ya Can, sana inanmıyorum. Bu mahalle çok tatlı. Ya gerçekten sayende harika bir güne başladım. Herhalde senden son beklediğim şey bana sürpriz bir parti hazırlamaktı. Benim de kendimden beklediğim son şey herhalde. Allah'ım, çok şeker şeyler var burada ya. Can Bey, sabaha kadar sürer demiştiniz montaj. Kaç gibi döndünüz eve? Yani nasıl geçti montaj? Ne haber CC? İyi. İyi geçti montaj. İyi geçti. Süper. Ne işiniz var? Hayırdır? Sabah sabah. Ne işimiz var? Ben de dedim gitmeyelim dedim. Sanem tuturdu gidelim diye. Ben gitmeyelim dedim. Ben geldik. Gidelim. Can Bey, Polen Hanım'ın doğum günü var ya, onun için bir hazırlık falan gerekir. Evde birilerine ihtiyaç olur diye düşündüm ben. Çok iyi düşünmüşüm değil mi? Can, geçeyim şöyle. Ben de kolileri alayım. Sen Polen'in sürprizli partisi nereden biliyorsun? Aa, ben şey, ya biri söyledi. Kimdi o ya? Biri söyledi ama ben şimdi hatırlayamıyorum Can Bey. Biri söyledi. Evet. Sanem, sen yine ne yapıyorsun Allah aşkına ve neden? Neden yapıyorsun? Ben ne yapıyorum Can Bey? Polen'in doğum günü var. Yardım etmek için geldim. Bir öpüp kaçacağım. Öpüp kaçacağım. Şurada dursun bir. Evet. Bunları da açayım mı Polen Hanım? Lütfen Cece. Peki. Sanem.
Sen de mi buradaydın? Vallahi ben de seni her gördüğümde aynı soruyu soruyorum kendim. Yeni tanıştık ya, o yüzden. Ben bir dışarı bakayım. Sıcak oldu. Bu askılardan oluyor herhalde. Benim... Can Bey ne yapıyor ya? Aha, Can Bey ne yapıyor? O ne? Hedef tahtı. Böyle zenginlerin böyle sapık sapık oyunlar oluyor ya. Onu acaba bize bağlayıp böyle şey mi yapacaklar? Üstümüze atacaklar mı? Ne yapacaklar ha? Ya da şey olabilir. Polen Hanım geçecek onun önüne. Kafasına elma koyacak Can Bey de. Ona atacak. O elmayı vuracak. O olabilir. Polen'e diyorsun. Hı hı. Şey işte doğum günü için özel istetmiş onu. Tabii sabahtan beri kutularda arıyor. Profesyonelmiş biliyor musun? Lisansı var. Güzeller güzeli Artemis çok iyi ok kullanmasıyla ünlüymüş. Vay, ok kullanan kadın. Bayılırım. Çok akıllıca çubuk polen. Çok akıllıca. Çubuk polen, çubuk polen. Hoşuma da gitti ha. O Miza bir anda çubuk. Benzetmen güzel, evet. Ama duymaz, duymaz. Bu hikayenin Artemis'i benim. Artemis tapınağı var. Tapınağım da var. Bu hikayenin en iyi ok atan kadını benim. Evet. Nereye gidiyorsun Sanem? Sanem nereye? 12'den vurmaya gidiyorum. Neye 12'den? Ah. Merhaba Polen. Merhaba Sanem. Okla mı ilgileniyorsun? Vallahi ben de çok severim. Aa, hiç haberim yoktu okçulukla ilgilendiğinden. Aa, bizde atasporudur. Yani dedelerimizin dedelerinin dedesinin dedelerinden. Süper. Madem sen de ilgileniyorsun, o zaman diyorum ki şöyle küçük bir yarış yapalım seninle. Bence küçük olmasın, büyük olsun. Büyük olsun Sanem. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yalnız Sanem, o profesyonel bir alettir. Şakası yok yani. Oyuncak değil, haberin olsun. Sen kendine güvenirsin, ben bilirim ama şakası yok yani, söyleyeyim. Merak etmeyin Can Bey. Hallederim. Yani ben söyleyeyim de. Sen dedelerin mi oynuyordu bunu? Biz mahallede çok oynardık çocukken. Ayhan'la beraber. Ayhan'la mı? Ayhan da mı oynuyor? Atış mı yapıyor Ayhan? Hadi ya. Bu yüzden köpürt. Ha, çok güzel. Al bakalım. Acaba Sanem önce bir okla böyle atıp, elinle atıp mı denesen de koş, hedefi bulsan? Ya çünkü biraz gergin şey gibi. Tamam. Evet. Of, nereye gitti ya? Hala varamadı, ne mesafeymiş ya? Çok iyi atış. Bak orada karıncayı vurdun. Nerede? Yerde bak. Bak karıncayı vurdun. Can çekişiyor yerde. Ayağının dibinde. Dinle. Buracıktaymış. Çocuk dinlesene ya. Sen yavaş yavaş ısınıyorum ama. Olur olur. Birazdan olur Sanemciğim. Bir dahakine şuraya atarsın. Öyle öyle demek. Diye saplandı ha. İddialı. Başarılı bir atış. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Yani bayağı 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 iyi. Tebrik ederim. Hiçbir şey unutmamışsın. Yani formundan hiçbir şey eksilmemiş. Değil mi? Demek ki bazı şeyler hiç unutulmuyormuş. Unutulmuyor. Nasıl? Şöyle. Dedim ama önce dedim ki bir dedim oku dedim. Boş at ondan sonra yayla. Evet, o da oraya gidecek sanırım. Atıyorum.
Hop hop hop, ben bir kendimi kurtarayım. Bir kendimi kurtarayım, sen onu bir indir. Ama ben hedefi tutturmaya çalışıyorum. Ama ne yapıyorsun, saçmalama. Aa, Can Bey'le bana hedef alıyorsun ya. Can Bey. Hadi bakalım Salim. CJ, neler oluyor? Burada neler oluyor? Sen bir analiz yap. Can Bey. Neler oluyor burada? Herhalde kadınlar böyle okçuluktan hoşlanıyor. Biz nasıl futboldan hoşlanıyoruz? Evet. Öyledir, öyledir. Yani Salim varsa işin içinde her şey mümkün. Can Bey, ben şey için gelmiştim de, ben bu ok falan filan biraz gerildim. Ben bir nefes alsam olur mu? Çünkü akşam da bir sürü işim var opera binasında. Tabii canım. Ya zaten niye geldin ki? Hiç. Tamam. Buyur. Huh! Ta 12'den vurdu ya. Süper. Demek ki mahallede oynuyor o da. Süper. Evde olsan sana yemek vermem. Ben atarken bana bakılmıyor ama ondan sonra süper. Şey, buna da ihtiyacın olacak. Tabii. Alayım. Gördünüz mü? Ne var ne yok? Nasılsın? İyi işte Can Bey. Mum falan. Siz böyle sürprizlerden falan hoşlanır mısınız? Pek sayılmaz. Yani böyle el emeği sürprizlerden. Yani sürprizi kimin yaptığına göre işler biraz değişiyor. Yani genel olarak zaten ne yaptın değil, kim ne yaptındır ya. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Can, ya elbisemin sırtını kapatamadım. Bana bir yardım eder misin? Öyle mi? Bakayım. Yok yok Can Bey. Yok yok. Şey, Can Bey yapamaz çünkü Can Bey'in elleri büyük. Fermuar falan kapatamaz. Ben hallederim. Tamam, halletti mi? Hallediyorum. Oldu. Doğru söylüyorsun ama benim elimde kalırmış. Orantısız güç uygulayabilirmişim. Sağ ol Salim'ciğim. Rica ederim Polen. Can Bey, bir mutfağa kadar gelebilir misiniz benimle? Çok özel, çok önemli bir şey var da. Çok mu önemli? Çok önemli. Muhtemelen çok da acil. Haliyle. Ben anladım zaten. Çok pardon. Can Bey, siz burada bekleyin, hemen geliyorum. Konu ne? Çok merak ediyorum yani. Acil olan konu ne, merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Polen Hanım, ben bunları nereye koyayım acaba ha? İnsanlar nereye oturacak, nerede dans edecekler, bunları bilmem gerek. Şey. Ama deyince bunlar ağır. Ağır bunlar. Taşıyamıyorum artık. Lütfen gösterin. Tamam Cece, gel. Şöyle. O tarafa koyayım. Ağır çünkü ya. Ne bu? Şöyle. Ne? Ben size çiğ köfte yaptım. Hadi be. Evet. Ben bunu gömerim. An itibariyle gömerim. Lütfen deneyin. Deneyeceğim. Denemez olur muyum? Tabii ki deneyeceğim. Bakıyorum en güzelini böyle. En tombulunu bulayım şundan. Heh, şu. Şu. Yani yok yok, bilerek mi böyle yaptın yani, bilinçli miydin bunu yaparken, bu kadar kötü yaparken yani, yoksa yanlışlıkla mı, bu nasıl oldu, böyle kötü olması oldu bu? Çok kötü olmuş değil mi? Çok. Rezalet olmuş değil mi hatta? Bastım, kaşık kaşık acı bastım içine. Yani daha kötüsünü yemedim. Gerçekten mi? Bu kadar kötü de hayal edemezdim yani. Ben bir de tarife göre yaptım. Öyle kafama göre falan yapmadım yani. Ona rağmen demek ki bu kadar kötü olmuş. Yani desene. Yani çok kötü. Bayağı kötü. Bayağı kötü. Öyle. Anladım. Tamam, yandıysanız yemeyin o zaman daha fazla. Yok, yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Hatırın için yiyeceğim bir kere. Yani şey, çiğ tavuk misali öyle. Yiyeceğim yani. Misafirler geldi. Tamam, ben gideyim. Eve gideyim işte, duş falan alayım. Akşam gelirim, olur mu? Olur, gel. Gel tabii, bekliyorum. Tamam, bunu da dolaba koyayım. Tamam.
Belki sonra yersiniz. Çok teşekkür ederim ama çok çok, çok zahmet oldu ya valla. Ne demek Can Bey? Zahmet etmeseydin keşke. Siz çok beğendiniz. Hı. Sakın kimseye vermeyin, tamam mı? Sadece tamam. Siz deyin. Tamam, sen hadi git. Hadi, hadi git sen. Sen git, beni yalnız bırak bundan. Ben... Yaklaş yaklaş. Sanem nerede biliyor musun? Haberin var mı? Sanem, biz birlikte geliyorduk da taksideyken vazgeçti. O Cece'nin yanına gideceğim dedi, indi. İndi mi? Niye? Ya şey, ben sizin Polen Hanım'la birlikte yaşayacağını söyledim de... ...o da şimdi şey dedi, özel parti ya, çekinirim ben dedi. Tanımıyor ya, o yüzden herhalde. Gülü, sen Polen'in buraya taşınacağını mı söyledin Sanem'e? Evet. Nereden çıkardın ki bunu? Niye saçmaladın ki böyle bir şey? Can Bey, yani biletini iptal edip eşyalarını da buraya taşıyınca ben öyle zannettim. Bravo Gülis. Sen aynen böyle devam et. Aynen böyle devam et. Hiç bozma kendini. Aynen bu şekilde devam et. Can Bey, gerçekten çok özür dilerim. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben hemen hallediyorum. Ya ne halledeceksin? Ne halledeceksin ya? Can Bey, tamam, bir yanlış anlaşılma olmuş. Sanem de yanlış anlamış oldu. Hem siz niye bu kadar önemsediniz ki bu durumu yani? Gülis. Can Bey, tamam. Çok özür dilerim. Can Bey, Can Bey, gerçekten çok özür dilerim. Soracaksınız arka arkaya şimdi ha? Hangi soru? Sorgu mu bu? Ne yapacağım? Ha? Öldüm galiba. İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum? Nasıl oluyor? Hiç bilmiyorum ki. Ölmedim daha önce. Öldüm mü? Öldüm mü? Ya tamam, sakin ol. Sanem ben. Sanem sen. Melek gibi olmuşsun ama. Öldüm sandım ya. Öldüm mü? Öldüm mü? Ondan sordum. Ben de sürekli aynı soruyu soruyorum kendime bu gece. Ne yapıyorsun? Ne yapayım burada işte? Işıkları falan kontrol ediyorum. He. Biz şimdi sahne arkasındayız değil mi? Evet. Bu salona giriş nerede? Salona giriş şurada ileride sağda. Ay. Ne senin? Senin. Ben de bir tane locaya girdim. Yanlış locaymış. Yani görmedik orada birbirimizi. Beni başkası sandı, öptü. Ben de sonra hemen kaçtım oradan. Peki kimdi sence? Yani iş yerinden biri mi? Vallahi Aziz Bey'in meslek hayatını teşvik etmiş herkes olabilir. Kötü kral. Gel. Ay. Hop. Kim misin sen? Vuh.
Beş dakika daha. Beş dakika daha. Lütfen. Beş dakika. Beş dakika. Keşke yan yana olsaydık. Albatrossuz olsaydınız. Keşke. Heh Salim. İşlerin çoğunu bitirdim. Birazdan çıkarız. Masallara inanır mısın Ceyce? Masallara inanırım. Korku filmlerine falan da inanıyorum ben. Sen? Ben de. Ama en çok masallara. Masallardaki prensin beni sonsuza kadar seveceğine... Karanlıkta da, aydınlıkta da beni kalbinin üstüne taşıyacağını. Beni hiç kimseye tercih etmeyeceğine. Ve ne olursa olsun beni bulacağına inanıyorum. Aslında her şeyi sen başlattın biliyor musun? Nasılsın? Ne benim sayımda başladı? 40. yıl partisinde sen bana D sırası demiştin. Üst katta demiştin. Aslında benim burada sizinle beraber... olmam gerekiyordu ama ben yanlışlıkla üst kata çıktım. Ben her şeyi böyle karıştırıyorum. Niye böyle yapıyorum? Bir şey mi oldu orada? Anlamıyorum ki ben niye böyle yaptığımı. Yok. Aslında sen çok güzel bir şey yaptın. Albatros lakaplı prensimle tanışmama sebep oldun. Sonra karanlıkta beni öptü. Siz Albatros'la... 40. yıl partisinde mi? Sana beni hiçbir zaman sevmeyecek bir adam var demiştim ya. Bu şey olan gizemli adam. O beni hiçbir zaman sevmeyecek. O beni hiçbir zaman sevmeyecek ben artık eminim. Çünkü beni başkasına tercih etti. O kız onun evine taşınıyor. Ben artık kabul ettim. Kadere bak. Seninle yine operadayız. Aşık olduğum adamı unutturmak için... Albatros'u bekliyorum ve dua ediyorum. Ya Can'ı gördünüz mü hiç? Nerede? Abi?
Nereye gidiyorsun ya? Ah Sanem ah. Seni sevmeyecek adamlar ve hayallerin. Sanem. Bak insan hayalleri olmazsa yaşayamaz ki. Hem o Albatros da böyle şeyler hissediyorsa senin gibi aynı. Bulur seni yani. Emin ol. Ben şu ışıkları şey... JJ? JJ? Keşke yazmışsın. Devamını merak ettim. Keşke. Albatros'unuz? Nasıl ya? Albatros'unuz aynı zamanda da Can Bey misiniz yani? Ben ne yaşıyorum ya şu anda?
İyi misin? İyi miyim? İyi miyim? Tabii ki çok iyiyim. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben o kadar çok roman okudum. Böyle bir şey hiç rastlamadım gerçekten. Benim organlarım yer değiştirmeye başladı sanırım. Benim midem nerede, kalbim nerede, ayaklarım böyle zangır zangır titriyor şu an. Can Bey. Harika görünüyorsun. Bir de bir şey diyeceğim. Şu Can Bey'den bir vaz mı geçsek ha? Bu geceden sonra Can mı desek? Can. 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 Ben şu an gitsem çok iyi olacak sanırım. Ben gitsem olur mu? Yok yok yok. Hayır. Nereye? Can Bey. Can. Ben gerçekten şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani kalbim çıkacakmış gibi. Benim bilmiyorum, kalbim bir şey oldu sanırım. Yeni bir kalp rahatsızlığı yaşanıyormuş gibi şu anda. Bence sen hiçbir yere gitme. Benim yanımda kal. Ben kalbinle de ilgilenirim senin. Can Bey'im. Can. Can, ben bir çıkayım, temiz hava alayım. Gerçekten o zaman iyi gelecek. Yoksa ben böyle mıknatıs gibi buçuk kalacağım. Hiçbir yere gidemem. Beraber çıkalım. Ben seni eve bırakayım en azından. Can. 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 Can, ben gitsem gerçekten iyi olacak. Ben tek gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Görüşürüz Can. Baba, nasılsın, iyi misin? Uyumuyordun değil mi? Aradım seni böyle geç bir saatte. Tabii canım, hiç uyurum Aziz Kaptan bu saatte. Neredesin? Ha, güney sahilinde mi? Süper, cennettir oralar. Sana iyi de gelir, harika. Ben iyiyim, çok iyiyim. Yani bayağı iyiyim, hatta bayağı iyiyim. Aha. Ya ben hem seni biraz özledim, senin sesini duymak istedim, hem de biraz mutluyum da ben. Onu paylaşmak için aradım. Evet. Yani iyi ki seni dinlemişim, iyi ki burada kalmışım, iyi ki şirketin başındayım. Yani şöyle bir şey, tüm dünyada arayıp da bulamadığımı nihayet burada, İstanbul'da buldum diyebilirim. Evet. Yok, doktora görünmeme gerek yok. Yok, ateşim de yok. Yok, hayır baba. Evet, ben söylüyorum. Oğlum Canlı bir söylüyor bunları. Evet. Ya sana da hiçbir şey anlatılmıyor yani, hemen dalga geçiyorsun. Anlatırım geldiğinde, yüzdeyken konuşuruz. Ne oluyor? Güzel şeyler oluyor. Hatta tanıştırırım da seni o güzel şeylerle. Evet, geldiğinde. Gelmeyecek misin zaten artık? Herkes özledi seni. Ha? Bir dönsen mi artık acaba? Sen tüm dünyayı gezdin çünkü. Evet. İyi, tamam. Tamam, duyuyorum. Evet, arkandan sesler geliyor. Tamam. Hadi salıyorum seni. Allah yolunu açık etsin Aziz Kaptan. İyi geceler. Hadi bay bay. Efendim Deren. Ha Can, Orgat neden aradılar? Yarınki fotoğraf çekimi için daha önce anlaştığımız oyuncuyla çalışmaktan vazgeçmişler. Osman'ı izlemişler, çok beğenmişler, onunla çalışmak istiyorlarmış. Tamam, yeni bir bütçe hazırla hemen. Osman'ı da yarın ara, ajansa gelsin. Konuşalım, görüşelim. Tamam, olur. Can, ben sana bir şey daha söyleyeceğim. Çok utanıyorum, çok sıkılıyorum bunu söylerken ama bizim bütçemiz biraz düşük de... Acaba senin fotoğraf makinanla çalışabilir miyiz? Biliyorum senin için çok kıymetli, hiç kimseye vermiyorsun ama fotoğrafçımız çok çok profesyonel. Makinana hiçbir zarar gelmeyecek, söz veriyorum. Tabii ki kullanabiliriz. Ben getiririm yarın gelirken. Aa, çok kolay oldu. Can, makinanı veriyorsun, eminsin yani. Evet Deren, eminim, getireceğim. Can, sen iyi misin? Sesin çok neşeli geliyor. Çok neşeliyim çünkü. Hatta çok, yani çok iyiyim. Aa, ne güzel. Sen öyle partiden birden çıkıp gidince biz seni çok merak ettik de. İyiyim Deren, gayet iyiyim. Hadi iyi geceler. İyi geceler.
Annemlerde kalıyorum. En yakın zamanda da İngiltere'ye geri döneceğim. Denedim olmadı. Her zaman yanındayım. Polen.